Refik Korkmaz eğitimleri 3. modülü. 3. modülde neler öğreniyorsunuz? 3. modülde ruhlarınıza şifaya vesile olmayı öğretiyorsunuz. Ruhunuzun enerjisini nasıl yükseltirsiniz? Ruhların yüksek enerjide kalmanın önemi nedir? Gılgamış Destanı ve Ölümsüzlük Otu. Kim yemiştir ölümsüzlük otunu? Bundan bize bir pay düşmüş müdür? Ünlü mitolojik eserler, bunların Refik Korkmaz eğitimlerine etkileri neler olmuştur? Aslında o savaş destanları olarak bildiğimiz İlyada ve Odisea'nın içeriğinde neler vardır? Refik hocamız bunu nasıl çözmüştür? Ve Refik Korkmaz eğitimlerini nasıl bu eserlerden esinlendi, ilham aldı, sembollerle donatmıştır? Yanı sıra Hızır Aleyhisselam'ın anlamı nedir? Hızır Aleyhisselam ile Musa peygamber karşılaştıklarında, birlikte bir müddet yolculuk aldıklarında nelerle karşılaşmışlardır, neler yaşamışlardır, aralarında nasıl diyaloglar geçmiştir ve buradan bize 5. boyutla alakalı hangi bilgiler gelir? Bunların anlamı nelerdir? Marmara Denizi'nin anlamı nedir? Kızıldeniz'in anlamı nedir? Akdeniz'in anlamı nedir? Karadeniz'in anlamı nedir? Refik Korkmaz eğitimlerine bu denizler hangi anlamlarla yerleşmiştir? Manisa Spil Dağı'nın anlamı nedir? Manisa Spil Dağı'nın en yüksek tepesinde 1500. metrede hangi süper şifa çalışmalarını yapıyoruz? Zümrüt-ü Anka ile Hızır Aleyhisselam'ı neden karşılaştırabiliyoruz? İkisinin nasıl bir fonksiyonu var? Yanı sıra Yunan mitolojisinde Kronos'un ölümü, yani zamanın ölümü. Zaman öldürüldükten sonra ne değişmiştir? Bizim bu 3 boyutlu ve 4 boyutlu yaşadığımız dünyevi alemde zamanın anlamı nedir? Madde algısı nedir? Tüm bunları 3. modülde öğreniyorsunuz. 3. modülde de çok güzel şifa çalışmaları var ama bunun yanı sıra derin mitolojik bilgiler var. Ruhlarınızın nasıl şifaya vesile olmayı öğretirsiniz? Bu bilgiler var ve çok daha fazlası var. Bu modülü de benden almak isterseniz Ankara'da yüz yüze ya da tüm dünyada online telefon numaramdan bana ulaşabilirsiniz. 0532 164 6113. Selamlar, sevgiler.